Niye? Bir gösterici lazım. Ben de görmüyordum. Bu kitapları okuduğum zaman ne burnumu düşünüyordum ne kulağımı. Ama şimdi düşünüyorum, Allah Allah diyorum. Kessen 100 gram gelmez. Dünyada ne kadar koku varsa birbirinden ayırt ediyor. Kapat gözünü. Elma, armut, sucuk, pastırma, köfte, dolma, çay, kahve, börek, çörek, tavuk, balık. Bir anda söylüyor. Allah Allah. Bu da öyle. Ezan sesi, tren sesi, anamın sesi, babamın sesi, korna sesi, telefon sesi. Allah Allah. Bu da öyle. Tatlı, az tatlı, çok tatlı, ekşi. Bu da et, bu da et, bu da et. Burada da bir delik var, burada da iki delik var. Buraya götürüyorum, kokuyor. Ya oh diyor ya da öf diyor. Buraya götürüyorum, bana mı demiyor, kokmuyor. Telefon çalıyor, buraya götürüyorum, alo, ses gelmiyor. Buraya götürüyorum, duyuyor. Ya neden bu delikten gidiyor da bu delikten gitmiyor? Ya delikler değişik, bir sürü delik var. Hepsinin vazifesi ayrı. Her tarafımız delik deşiyor. Şimdi bu kitapları okuyunca tefekkür etmeye başladım. Her bir ağaç diyor Bismillah der. Rahmet hazinesine ellerini doldurup bizlere tablacıl geliyor. Etmiyor mu? Et kopar. Bakıyorsun ağaca odun. Kökü aynı yerde. Odunun biri bunu veriyor. Odunun öbürü bunu veriyor. Ya bunu ben düşünmeyeceğim de bir öküz mü düşünecek Allah aşkına? Öküz zaten köfte oluyor, dolma oluyor, sucuk oluyor, pastırma oluyor, köşeli oluyor. Benden hiçbir şey olmuyor. İşte bunları da ben düşüneceğim böyle ve bunları diğer kardeşlerimle paylaşacağım. Ya